kendileri gayet güzeldi. Kaliteyi hiç bozmamıştınız. Ayrıca bu sanatçılara verdiğiniz şeyden dolayı da teşekkür ederim. Yalnız fiyatlar biraz daha ucuz olsa var ya, şahane buraya. Daha da oldu. Ama iyi yani. Her bakımdan iyisi. Onu bana söylemeyeceksin. Sonuçtakiler söyleyeceksin. Tamam. Zamanlar yapıyor. Maaşlar yapmıyoruz ki. Efendim, Mehmet Ali Bey bugün patron değil, katılımcıymış. Sakinmiş. Şunu itiraf edebilirim. Şunu itiraf edebilirim. Çalışmıyorsan para kazanır. Tamam. Ben de seni şey diyorlar, her güzel olsun diye hep devam ettireyim yani. Gayet güzel burası. Mahvet gibi bir yer burası yani. Sizler de güzelleşiyor, sizler de güzelleşiyor. Gerçekten sizin katkınız çok büyük. Arkada bir Kadir kardeşimiz var ya, ben bu kardeşi çok seviyorum yani. Ya bu sevmeye var mı arkadaşlar? Sizden başka hiç kimse sevmiyor. Ben varım. Gerçekten edebiyatın kalbini attığını o çocuklar. Beni sevmiyorum. Şimdi Vedat Bey bugün biraz şey, iltifat diyorum, ağır basacağım. Güzel. Çünkü hani gerçek edebiyatı yansıtan sizlersiniz. Burada ben edebiyat kolunun yöneticisiyim, konuşuyorum. Mesela Ahmet Bey götürüyor da yazı sanatı. Ya siz de bir karma aslında. Tamam, ben size inanın bak şeyden daha iyi görüyorum abi. O iş bankası bir şey önüne geliyor. Ona bir yapınca etkili bilmem ne bana. Hani bunlar falan var. Şimdi burada bir Tarık Bey görüyorum. Çok kaliteli bir insandır. Severim kendisine. Şuradaki bu kumlanların hepsini çok mutluyum ben. Yazın sanatında konuk olarak aldık. Hemen hemen %75'ini aldık. Hep beraber çok mutlu günler geçirdik. Güzel imza günleri yaptık. Şey yaptık. Biz oraya 10 seneden beri devam ediyoruz. Ama şimdi benim amacım, şimdi şuradaki güç çok hoşuma gitti benim. Birleşeceğiz. Daha da çoğalacağız. Ben şimdi mesela Yazarlar Sendikası'yla arkadaşları biliyorum. Şey yapamıyorlar. Hep aynı kişiler olduğu için zor oluyor bu. Yani biraz da şey lazım. Militan edebiyatçı lazım. Dünyanın biz bunu 10 seneden beri, 15 seneden beri yazı sanatına devam ettirdik ve hep çoğaldı. Ben zaten tutuklu yazarlarla uğraşıyor. Hani bir işim yok yani. Haklı. Yani o bakımdan biz iş birliği halindeyiz yani hep beraber. Hani ben iyi kalpliyle, temiz kalpliyle hep beraber birlikte. Fakat Yazarlar Sendikası'nın burada üyesi. İki tane burada. İki militanı burada yazarlar. Üç tane. Ya siz de seviyoruz ya. Biz bak kalktık. Dikkat edin şöyle. Orada soru yok. Hoca dikildi karşısına vallahi. Yazarlar Sendikası ne kadar iyi. Ya şimdi. Müslüm abi sakin ol. Kötü bir şey söylemedi. Ben acı oldum. Ben efsane gibi duyardım. Onlar geldi. Siyah falan konu. Efsane gibi duyardım. Bu da güzel bir şey yani. Hani bir adı böyle şey gelmiş. Ama şiirlere daha yeni tanıştım. Fakat müthiş bir oğlu var. Eğer hani Volkan olmasaydı bugün Muammer Hacı olduğu gündeme gelecekti açık konuşuyla. Herhalde eşi de yani şey gayet güzel. Ben edebiyatla devam ediyor. Öğretmenim ama. Evet. Şey geçenler mesela Orhan Kemal'le ilgili Sadiyar Belediyesi çok güzel bir imza günü yaptılar. Onun da oğlu olmasın bir şey önce. Orhan Kemal diye unutulacak yani. Rıfat Ulgaz'ın oğlu devam ettiriyor şey olarak. Şimdi elimizde ben düşünüyorum ki daha böyle edebiyatı bir şahlandıralım şöyle. Aslında dünyada falan edebiyat bitti. Amerikan emperyalizmi öldü. Arkadaşlar işte İtalya'dan geldi. Konuklarımız gibiydi ben de. Orada da Fransa'da artık öyle bir gücü yok. Ama biz Türkiye'de bunu yapabiliriz. Mesela Sarıyer'de ben Emirgan'da şahsen ben Emirgan'a gidiyordum. Çok canlı bir ortamımız var orada. Yarattık. Festivaller yapacağız orada. Bu arkadaşlarımızın çoğunu ben davet ettiğim geliyorlar. Hatta Sarıyer Belediyesi böyle Hollywood yıldızları gibi kırmızı şeyler anlam düşündü yani. Bunu da yaptık yani, yapacağız da. Orada canlı bir ortam var. Benim demek istediğim bak, Baltepe Belediyesi, Kadıköy Belediyesi. Birleşelim. İnanın yani, tek seçenek, tek şey, siyaset falan değil, Türkiye'nin derdi. Ben istedim ki bütün okullarda şairler girsin, bütün okullarda. Nedir ya, bir tane şiir kitabı falan. 2 milyon, 3 milyon satılması lazım bir şiir kitabı. Ve benim hayalim var mesela, ben kitaplarımız falan, ben okullara da falan giriyorsun. Bak, kapıdan kovdular, bacadan giriyoruz. Bilmem ne yapıyorlar, bizler yapıyoruz. Yani edebiyat önemli. Çocuklar ne okuyacak ya? Şiir okuması lazım, öykü okuması lazım falan. Başka çare yok. Ondan sonra, o bakımdan ben şurada, mesela Vedat Bey yapıyor. Hep birlikte daha bir güç birliği yapalım. Komisyonu oluşturalım. Hatta mesela bu kadro, ne bileyim ben, Mehmet Ali Bey, sen mesela, kargat yapacağız onlara falan. Hep beraber yemekli, burada bir toplanabiliriz. Ne dediniz daha iyi dedi kardeşim, ne dediniz daha iyi dedi. Hep uçuştuk.
Bizi sigortalı yapıyoruz. Hep beraber burada mı buluşuyoruz? Nerede buluşuyoruz? Tamam mı? Para ödemiş. Şey yapalım. Buluşalım, konuşalım. Bakın ben konuşuyorum mesela. Sizler de değişik fikirler üretirsiniz. Yani biz dağınırız aslında. Hani bu vesileyle burada buluşmuş olduk. Ben mesela Volkan sana bir müjde vereyim. Çok rahat bir dergi çıkarabiliriz. Burada bir beyefendi var tabii. Harika. Yazmayacak. Konuşacaktı, görünce vazgeçti. Sen de, Volkan sen de emeklisin. Bu Arşop'ta var. Bütün burada yazarlarımız da var. Hatta işte iyi bir dergi falan da yok kalmadı aslında. Biz bunu devam ettirebiliriz. Sponsorlar bulabiliriz. Ama öyle ahbap çavuş kişiler değil. Hem aile adamları hem kendilerle falan. Bu edebiyat muhabbeten bu oldu. Ben işte Volkan dürüst bir çürük olmasa ben bu ödül törenine de katılmam açık olacağım. Biliyorum orada bir hata bu. Kayıt alıyoruz ama bu arada. Kayıt. Ya sen güzel yapmışsın o işi. Çünkü artık ödüllerin de bir değeri yok ben sana söyleyeyim. Artık o Cumhuriyet dergi bir şey, o radikal bir kitap bir şey yazmış bir şey, ahbap çavuş bir şey oldu. Bildikleri işi olanı da bir değeri yok. Ama adına yazar, kendi yolunu, kendi işini çek, görüşürler. Basa basa ben iyi işler verirsem, tefer ödüle çıkacak, söyleyecek, ben de çağırıyor. Ve Bandar Hacıoğlu da kurtarır gerçekten bizim şeyimiz, işçi sorularını yazmış, köylü sorularını yazmış, grevleri yazmış. Ondan sonra toplumcu hareketin aşağı yukarı başlangıçlarından biri. Ve sokakta edebiyat veriyor. Bence siyasetçiler de, yazarlar da, inanın, yani hepimiz bunu biliyoruz. Arabam oldum ama ben yazar olamam yani. Hani hayat dolmuşta dönüyor, belediye otobüsü dönüyor, ben buna ineriyorum. Siyasetçiler de bunu bilmiyor. Ve en acı gerçekler bunlar, bir yerden bir yere gidebilirsin İstanbul'da. Ya yani burada toplu zaman biz edebiyat çokmayacağız. Benim söyleyeceğim şey şu, ben buradaki toplu biliyorum. Bizim bunun gibi edebiyat kopta, yazı sanatta çok büyük bir, en aşağı 100-200 kişilik böyle grubumuz var, bunu muhafaza ettik. Yani birlikte olalım, çok güzel işler yapacağız. Yani bizim orada yaptığımız imza günlerinde Vedat Bey, yani onun gibi 5 tane yer olsa, hani maddi açıdan karşılıyorum ve ben artık hani şair böyle şeyi sevmiyorum. Kitap alacaksın kardeşim, buna para vereceksin. Ben para vermeden hiç hayatta kitap almak ülkede. Hani böyle benim gibi 10 tane yer olsa inanın maliyetini de karşılar, her şeyi karşılar. O bakımdan saygımız da sonsuzdur yazım sanat şeylerinde, yazım sanat olarak. Buradaki bulunan kişiler de hepsi de herhalde iyi karşıladık, kırmadık üstünde. Herkes de hemen hemen memnun. Onun gibi bu tür yerleri çoğaltalım ve kitap da olsun. Kitaba da para verelim. Ya zaten biz veririz hayatımız öğrenmekte. Bu konu üzerine duralım. Büyük bir şey var. Potansiyel var. Okullar var. Türkiye var. 70 milyon Türkiye var. Hani birlikte olursanız inanın bunu çözeriz. Ama yapı krediyle falan değil. Vedat Bey'le çözüyoruz. Teşekkür ederim. Vedat Bey. Yani bir yanılgıyı bertaraf etmek açısından söylemek isterim. Vedat Ali Bey'in şiirine olan katkısı burayla sınırlı değil. Bakın iki insan daha Kartal Belediyesi 1. Cemal Süreyya Anma Programı'nın başından sonuna kadar. Ondan önce? Ondan önce. Evet, o programın başlangıcı. Uluslararası